Aksıra, tamam. Aksıra, aksıra. Geliyorum. Dur, dur. Kapı çarpmasın. Rahat, rahat gel. Vay, vay, şuna bak. Parayı Gülşah mı veriyoruz, Mavi'ne mi veriyoruz? Evet, Mavi'm burada. Arkadan vermeye kalmış. Elde mi, elde mi? Alalım. Boşları dolduralım. Tamam evet. Mıyız? Tamam. Arka taraf tamamsa, araba tamamsa, tamam. Süper. Sen yolu biliyorsun. Biliyorum zaten. Tamamdır. Hadi bakalım. Ayarlayalım. Köyü nasıl buldun Tamer abi? Süper, çok güzel yerde yaşıyorsun. Bu arada misafirperverlerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim evet. Vallahi abi. Süper, bir süper akşam yemeği, süper kahvaltı. Güler yüzlü insanlar. Harika. Buradan sol mu? Buradan yok, sol abi, evet, muhabbeti daldık. Aynen, yolu tarif etmeniz lazım yoksa... Oradan da gider, aynı yere, aynı yere çıkıyor. Kemeriniz bağlı değil hanımefendi, evet, ötüyor bu alet yine. Buradan sol mu? Evet abi, soldan tamam. Devam. Sağ taraftan gelen var mı arkadaşlar? Sağ serbest. Usta. Mavin zayıf ya. Mavin kemerini bağlamaya çalışıyor. Aynen öyle. Çok ferah karavan yapmış ya. Camlar falan. Şimdi kamera bu ön kameramız. Bu da arka. Şu trim sesinden bahsediyoruz. Evet. Bu da karavandaki benim en sevmediğim olay. Bayağı ses var. Tabii ki evet. Trim sesi yapacak hiçbir evet. Şey yok. Ki tamer abi o kadar da hani her şeyi böyle evet. Kılıflamış, şey yapmış. Bile... Aslında o kadar büyük bir ses yok. Şunları indirebilirsin. Rahat otur yani. Öbür tarafta da var. Dur, ayarlayalım. Evet, onu da ayarlayabiliyorsun. Evet. Ama mesela asfalt düzgün olduğunda bunların hiçbirini duymuyorsun. Tabii. Süper. Bu evet. Soğuk asfaltta evet. Biraz sıkıntı. Böyle sessiz asfalta evet. Geçtiğin zaman. O zaman yeni bir bölüm yapalım mı? Nezih abi, Gülşah ve Tamer abi kaplıcaya götürüyorum şimdi. Evet. Turkuaz renkli müthiş bir kaplıcaya vay. Götürüyorum ama. Burası az bilinen bir yer. Evet. Sarıgerme Fevziye köyünde. Abi çok enteresan aslında. Yani kaplıca dediğim şey doğal bir havuz. Bir orada yaşayan bir ailenin bahçesinden geçip gitmek gerekiyor bu havuza. Adamlar da orayı biraz tesisleştirmiş. Şaka. Evet, girişine 10 lira 20 lira de kopartırsa para alıyor. Süper. Bir tane küçük büfe koymuşlar. Ama en azından bir tuvalet ve duş var. Yani suyun rengi müthiş ama çok ağır kokuyor. Yani öyle böyle değil. Ben... Abi kükürt. Kükürt evet. Kükürt ya. O rahatlatacak ama. Evet yani ondan sonra girdikten sonra duş almazsanız ev almam öyle diyeyim yani. O kadar ağır o kadar. Kokuyor evet. Ya karavanda duş hizmetimiz var ama yani şey. O olayı anlatsana bir abi. Abi yok, anlatmayın. Tamer abi hadi. Datça'da arkadaşlar Karkı Koyun'da karavanımla park ettim. Ailem de var yanında bu arada. Oğlum ve eşim de var. Bir de arkadaşlarımız var. İşte tentemizi açtık. Tam kamp moduna geçtik böyle oturuyoruz. Eşim ve arkadaşlar oğlum denize girdiler. Ben orada oturuyorum böyle dergilere bakıyorum. Bir bayan geldi. Tabela gözükmesin diye bir anda çevirdim. Nerede olduğum belli olmasın. Gayet eli ayağı düzgün. Ondan sonra ben bir şey sorabilir miyim dedi. Ben de her seferki gibi çok çünkü karavan ilgi çektiği için herkes böyle bir içine bakmak istiyor. Tabii buyurun dedim. Aynen soru şuydu. Ya biz buraya hep geliyoruz fakat duşları kaldırmışlar. Ben denizden sonra sizin karavanınızda duş alabilir miyim dedi. Ben tabii şok. Nasıl bir cevap verirsiniz burada? Hemen tabii ben reaksiyonla... Valla burada durduralım evet. Ne cevap vereceğini insanlar yorumlara yazsınlar. Aynen öyle. Siz bilirin devamını. Hayal önemli. Yani... Ama tabii yani etik kurallarda cevaplar olsun. Tabii ki evet. Bir de bu karavanın bir özelliği daha var. Hemen konuyu değiştiriyor Tamer evet, abi. Ne cevap verdiğini söylemiyor. Mesela bu sağ nokta hep bir şeydir. Kör noktadır ya. Bunda sağ sinyal verdiğinizde bakın hemen kamera devreye giriyor. Size sağda herhangi bir şey var mı gösteriyor. Sağ neden kör nokta abi? O dönüşlerde bu tarafta. Çünkü sol taraftan şimdi yaya gelmez. Bir şey kullanmadın mı Gülşah'cığım ya? Çıtırcılık yok bende. Çünkü buradan bisiklet geliyor, yaya evet. Geliyor, birçok şey geliyor. Burada sağ sinyal verdiğinizde hemen devreye kamera değiyor. Bu ama sadece 60 kilometrenin altında gidiyorsanız devreye giriyor. Yoksa üstündeyse hızlı gidiyorsanız zaten devreye giriyor. Abi konforlu süratin kaç bunda yani ben hızlı? Ben genelde 90'da 110 yapıyorum. Ama bunda 140'a kadar çıkabiliyorsunuz. Abi kaç litre yakıyor? Size söyleyeyim. Kaç kuruş yakıyor? Almanya'dan buraya kadar 2600 kilometre geldim. Ortalama yakıtı 10.8 litre. Evet, vallahi enteresan. İşte ben Jimny almayı düşünüyorum. O da aynı şeyi yakıyor. Ve bu 9 vites otomatik. Hiçbir şey yapmıyorsun ve buradan mesela şuna bastım. Ben buradan her şeyi kontrol edebiliyorum. Bak hiç ayakları bir şey yapmıyorum. Bakın yavaşlıyorum. Hatta önümde araç olduğunda otomatikman kendisi mesafe ediyor. Şu an hızlanıyorum. Peki şu anda trafik şey. Polisi abi durdursa bize ceza yazar mı Nezih abiyle bana? Yazmaz. Normalde çünkü emniyet kemerleri var orada. Ama da olsa yazar. Çünkü yan tarafta oturamaz Nezih abi. Burada oturamaz. Ha,
Ama orada iki kişilik orada şey iki kişi var. Dört kişi var orada zaten. Ama şunu ya, diye dersin ki Tamer abi, buraya beşinci koltuğu da ilave edebiliyor. Yeri var. Evet, aynen orada. Hadi bakalım, neyse şimdi kapatıyorum. Şahane bir yere götürüyorum. Böyle turkuaz renkli havuzlu, müthiş. Harika. Hava durumunu sordum şu anda. Bir istas bete hoyde. Heute wird es in Dalaman überwiegend sonnig sein mit Temperaturen zwischen 11 und 24 Grad. Ya buranın hava durumunu sordum, direkt olduğu yeri veriyor hemen. Sağdan. Biz anlayamadık ama o konuştu da. Bir daha yapalım. Alman. Ya bir video çektirmediniz arkadaşım ya. Sürekli montajım ama gelecek. Ne kadar argo bir ekip çıktık. Hallo, hallo Mercedes. Ja, bitte. Wie ist das Wetter heute? Heute wird es in Dalaman überwiegend sonnig sein mit Temperaturen zwischen 11 und 24 Grad. Evet, şu andaki dereceyi gösteriyor ve gün içinde ne kadar olacağını söyledi şu anda. Tabii bunu siz her dilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben otomatikman Almanca'da bıraktığım için şu anda Almanca komutlarla ancak hareket ediyor. Deneyebilir miyim? Şimdi mesela Gülşah ara dediğimiz zaman... Hello Mercedes. Aksanın olmadı. Evet, söyle ne istiyorsan. What? Ne istiyorsun? Niye soruyor şimdi? Ben bu kadar. Hallo, hallo Matthias. Wo ist die nächste Tankstelle? Benzinciyi sordum şu anda. Abi ben söylerdim sana, dön sağa, Opet var. Şekle gerek yok o kadar. Yok, bulamadı zaten. Dalaman'da havalana doğru gider gibi giriyoruz. Yani Sarıgerme ve havalanın tabanısındayız şu anda Dalaman'da, Muğla'dayız. Biz buradan düz gidiyoruz değil mi abi? Buradan evet. Havalanına gider gibi gidip abi, tamam. Sonra Sarıgerme'ye gireceğiz. Fevziye Köyü'ne doğru yolumuz. Yeşil yandı abi. Burası klasik bölgenin tek havalanı zaten. Dalaman havalanı. Was möchten Sie tun? Yolları da göstereyim çünkü karavancı arkadaşlar soruyor benim arabam gider mi gitmez mi diye. Yollar müsait. Evet, Sarıgerme sapandan saptık. Normal Sarıgerme'ye gider gibi gideceğiz. Fakat Saylaklar gitmeden Fevziye Köyü'ne doğru sola gireceğiz sonra. Onu da göstereceğim o safhada. Yollar nasıl Tamer abi? Gayet düzgün. Otobüs gibi karavandayız hani, rahat rahat gidiyor. Evet. Yani yol nasıl, asfalttan nasıl fark ediyorsun değil mi? Bu biraz evvelki asfaltla bu asfalt arasında bayağı fark var. Dikkat et diyor. Fevziye Köyü'ne geldik, gerçekten yavaşlayalım biraz abi. Tamam. İleriden bir yerden sola döneceğiz, göstereceğim. Tam safa kaçırmıyorum, yavaşlayacağım. Sola. Sola döneceğiz ileriden. Tamam. Aşağıda birkaç dakika sonra. Buralarda bak, kırmızı tabelaları görüyor musunuz? Hani Eco Trails rotası bunlar abi. Muğla'daki bu bölgedeki bütün yürüyüş rotalarını, bisiklet rotalarını müthiş bir şekilde rotalandırmışlar. GPS kayıtları almışlar, web sitesi var, uygulaması var. Ben de deli gibi yürüdüm buralarda. Uyarı şeyleri var, üçgenler var. Niye koymuşlar kenara oraya? Bir şey mi var, bir çıkış mı var, bir şey mi var burada? Problem mi var? Bir inşaat çalışması var, ondan koymuşlar. Herde kamyon falan vardı, kamyon gitmiş ama şey kalmış. Ama soldan gireceğiz. Şu minibüsün girdiği yerden. Aynen, evet. Orada tamam. Bir tane küçük bir tabela var, gözüküyor zaten. Kaplıca yazıyor, biraz yavaş geç, ben de göstereyim videoda. Tamam. Ya, Çevik Market'i geçer geçmez, sola sapacağız. Buradan giriyoruz. Zaten bak yazıyor. Blue Thermal Mavi Kaplıca, Tükürt Kafe. Google Maps'te de bu şekilde geçiyor, Blue Thermal diye geçiyor. 5 kilometre köy yolundan gideceğiz. Yol biraz daha daralacak abi. Dikkatli tamam. Gidelim. Çocuk mucuk çıkar. Sallana sallana gideriz. Aynen, sallana, manzarayı sallana seyrede. Şimdi daha yerimiz var mı? Ekmekleri al yeterli ya. Amcadan al ekmekleri. Bizi görmez, amca duymaz zaten. Amca duymuyor ki zaten şu anda. Onun için bırakalım bir rahat. Aynen. Acelemiz yok. Abi de bölgede çok güzel böyle küçük köyler var ya. Evet. Yemin ediyorum duymuyor. Evet. Yoksa böyle o yolun ortasına gitmez. Yani şu ana kadar panik olmuştu. Şu anda fark etti. Şimdi gördü. Yok, evet. Yok, evet. Görmedi. Yok görmedi. Yok yok görmedi. Şimdi gördü. Ha şimdi gördü. Korktu da. Ne yapsın adamcağız? Arkasından kocaman bir şey geliyor. Neyse biz yavaş gideceğiz dedik. Ama burası sağa bak. Yine yazıyor da Kükürt diye bir şey o mu? Evet aynen. Mavi Kaplıca. Evet. Oo bak şeyi koymuşlar ama. Karşıdan gelen var mı yok mu diye. Yani lütfen Türkiye çalışıyor. Kemeri düşük. Aman Allah, aman dikkat, aman dikkat arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Koluna at abi dışarıya. Görmedik ya. Evet. Küçük bir tabelesi var. Dört kişi de bir tabelayı göremezsek. Evet.
Sağda küçük bir gene. Ama senin görevin bu Gülşah. Muavin çalışmıyor. Orada oturuyorsun. Sen bakacaksın. Ben şu an aracın bir üstüne kapattım. Nar toplamak istersen duracaktım ama. Dön işte gömeli. Tamam. Şu köşeye dönünce sağda olacak abi girişi. Tamam. Abi işte şu çöp kutusunun oradan gireceğiz. Hadi. Buradan. Aynen. Biraz geniş alman gerekecek. Araba girmez dersen bakalım. Nasıl geri geri geldi? Evet. Sanki girer gibi geldi bana abi. Girer abi, hiç ağaç marşta yok orada. Evet. Geri geri gireyim mi? Düz mü gireyim? Abi düz. İçeride manevrayı var. Tamam. Niye geri geri gireyim? Ben abi de ineyim abi. Şey yapayım tamam. Şöyle bir. Bir saniye. Hadi inip yardım edelim. Hiçbir sıkıntı yok. Rüzgar seçin. Biraz geri gel. İşte tabela açıktan küçük böyle mavi kaplıca bu termal kafe yazıyor. Konumunu falan videonun açıklama kısmına bırakacağım zaten. Evet abi. Evet. Hem aracın manevrasını da göstereyim. Daha itilir mi? Yok. Gel abi gel gel. Serbest, sadece şurada gel. Bir çukur var, ona girmesin, dikkat et abi. Bak şurada bir çukur var. Bu tarafa doğru. Böyle gel. Bu tarafa, bu tarafa. Böyle git. Orada bir çukur vardı, ona girme diye. Yok, girmiyorsun. Gel öyle, gel öyle. Gel öyle. Şimdi böyle mut böyle. Böyle gel. Bir saniye abi, şurada dal var. Kurtardı mı? Kurtardı. Gel, tamam. Gel gel gel. Aracı kurmasın. Düz devam. Buraya bırakıyoruz, sonra bir 50 metre yürüyeceğiz ve karşımıza turkuaz renkli müthiş bir kükürt havuzu çıkacak. Hafta içi umarım kimse yoktur. Çok da bilinen bir yer değil zaten ama akşam burada karavanla da konaklayabiliyorsunuz. Resmi bir tesis değil. Dediğim gibi böyle bir kafemsi bir yer var. Özel bir arazi olduğu için girişte para istiyorlar. İşte sodadır, tosttur, mosttur, öyle şeyler yapıyorlar falan. Gülşah, şimdi çantamı da alabilir miyim oradan bir? Şuradaki gözlüğüm ve çantamı da alayım. Al bakalım. Burada da bir çanta daha var, o kimin? Neyse abindir herhalde. Daha benim. Keyifli ve çok konforluyum. Bırakıyor musun motoru? Daha motordan bıraktım. Şu an bıraktım. Bitti motor. Ama Vespa'yı satmam, aracın arkasına koyulur ya. Gel bakalım, sana göstereyim şimdi bak. Bana bence koleksiyonumu göstereceksin. Karavandan daha güzel bir şey göstereceğim sana. Diyorsun. Ama bir koku var Erkin. Yani bu koku... Ben sevmiyorum. Böyle evet. Tavuklardan mı geliyor yoksa yumurtadan mı? Kükürt, kükürt işte. Yani. Gerçek kükürt. Çok ağır kükürt burası. Çok fena. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl güzellik burada bak. Masmavi. Şaka, çok güzel. Erken yeşil rehberliğinde. Erken yeşil ama bu mavi. Çok güzelmiş. Vay. Nasıl evet abi? Gayet güzel vallahi. Derin mi burası? Yok, derin değil. Yani ayakların yeri ortada değmiyor. Kenarlar yani değiyor ama 2 metre falan. Bu halatları böyle boğulmasın. Tutunmak için mi şey yapıyorlar? Evet evet yapalım? Aynen, tutunmak için. Merdivenler kaygan biraz, yosunlu. Şurada küçük bir havuz var hemen şurada. Şurada çamur banyosu gibi bir şey var. Buradan da dağlardan yürüyerek sarı gelmeye çok güzel bir yürüyüş yolu var. Aşağıya 1,5 saat falan sürüyor. Ilık abi. Oo, ne güzel su. Evet, sıcak değil. Soğuk da değil. Tam kıvamı. Müşah, sok bakalım bacacıklarını. Değil mi abi? Renk çok iyi. Müthiş, müthiş yer. Buraya girilmez mi abi? Girecek misin? Tabii ki gireceğim ya. Müthiş abi şu güzel. Ben ayaklarımı sokabilirim. Sok bakalım bir. Yani. Ama kayıyor, dikkat et, yosun. Güzellikleri bırak. Çok derinliği çok değil mi zaten, değil mi? Değil abi. Ortalar boyu geçiyor o kadar. Aynen.
Sıcak. Sıcak tabii ya. Ilık diyelim canım. Sıcak değil ya. Ekincik'teki Sultaniye bayağı sıcak o. Bu yararlı mı? Yararlı. Faydalı. Çok. Evet. Bak ayağın hemen değişti, haşlanmış gördün mü? Haşlanmış yumurta. Cöle Bey ne diyorsunuz? Ne olsun vallahi, sizde ne var ne yok. Siz niye geldiniz pardon? Benim canım böyle termal çekmişti. Siz niye buradasınız? İçli kalırdık. Biz seni merak ettik de ondan geldik. Ben canım böyle bir haşlanmış yumurta çekiyordu. İşte böyle küçük bir kafesi var. Kahvaltı yapmadın mı sen? Yapmadım. Arkada duş tuvalet var. Hemen karavanda yatayım sana bir. Müthiş yer abi. Burada karavanla da konaklayabiliyorsun gece geldiğinde. 100 lira gibi bir şey istiyorlar. Resmi bir tesis olmadığı için muhabbetine kalmış artık ortam yani. Yeme içmene bağlı öyle ama hafta içi şahane yer. Şöyle biraz dolaştırayım da. İşte bizim karavan büyük olması hemen onunla bile gelindi yani. Ulaşım falan da çok kolay. Falan müthiş yerler var. Böyle yerleri merak ediyorsunuz. Muğla ve Antalya'daki kamp karavan rotaları ile ilgili bir kitap yazdım. Onu mutlaka edinin. Hem doğal kamp alanları hem tesisler. Kendi reklamı da yapayım. Bölgeyi çok müthiş biliyorum. Hem motosikletle hem karavanla hem yürüyerek. Deli gibi gezdim çünkü. Hala da geziyorum. Gezmeye devam ediyorum. Yürüyüş yolları olsun. Kamp yerleri olsun. Evet, ekip burada. Gezi abi, su nasıl? Abi kaynağı bulduk. Kaynağı bulduk. Nasıl? Allah on numara. Renge bakar mısın abi? Sıcak mı? Nasıl? Sıcaklık orta. Tabii biz Sultaniye gibi değil. Sıcak değil. Orası çok sıcak tabii. Evet. Ama sonuçta Kasım ayındayız yani. Şu keyfi yapmak başka bir şey. Bir de şurada doğal çiftlikler var. Peeling de pis yapalım lan. Böyle ciddiyle. Oh! Nefis. Yarasın. Ben bu sefer girmiyorum valla. Kokusu çünkü çok geç çıkıyor üstünden insanın. Boş ver dedim bu sefer. Ama müthiş valla, Kasım ayında böyle bir keyif. Bir de burası bütün sene hep ılık. Sürekli ılık. Bölgede iki kaplıca daha var. Bir tanesi Dalaman merkezde. O da ılık böyle. Rengi bu kadar güzel değil. Daha büyük. Belediyenin işlettiği bir tesis. Bir tanesi de meşhur zaten Sultaniye var. Köyceğiz'in altında ikinciye giderken. Orası en donanımlı tesis. Ama burası da tam keyiflik, müthiş bir yer. Aynen. Videoyu seni bitirelim Tamer abi. Ne diyorsun? Süper bir yer. İyi ki buraya gelmişiz. İyi ki seni tanımışız. Çok sağ olasın. Sağ olasın vallahi. Her zaman beklerim. Evet. Daha uzun kal gel. Bir gece değil yani hani. Teşekkürler. Kesinlikle. Şöyle bir tekrar havuzu gösterip videoyu bitireyim. Videoyu beğenin, kanalı paylaşın, abone olun. Hatta katıl grubuna katılın, WhatsApp grubumuza katılın. Böyle güzel yerlerde beraber dolaşalım.